Merhaba ben Denizcan. Bugünkü yayında ergenlerin düşünme biçimlerine yapılabilecek dokunuşların onlara nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durmayı planlıyorum. Hem de bunu ders çalışma ve sınav ciddiyeti üzerinden bir örnekle anlatıyor olacağım. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Ergenlerin gelişiminin iyi bir şekilde devam etmesi ve ileride sağlıklı bir yetişkin olması dileği hemen her aile için önemli ve gündemde. Peki, ergenliğin sağlıklı yetişkinliğe dönüşmesinde elde etmesi gereken en büyük kazanım nedir? Sanırım bunun üzerine pek düşünmüyoruz. Gençleri korumak adına onlara daha çok nasıl davranması ve kendinin nelerden sakınması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Oysa belirli bir tarz ve odaklı düşünme becerisini geliştirebilmesine yardımcı olduğumuzda ona yaşam boyu sürecek bir garanti vermiş oluyoruz. Bu düşünme becerisine eleştirel düşünme deniyor. Onu bu şekilde adlandırıyorlar. Aslında eleştirel düşünme becerisi her yaşta kazanılabilen bir beceri. Bu beceri ne kadar erken geliştirilirse yaşamın içinde kullanılması ve alışkanlık haline gelmesi de o kadar kolaylaşıyor. Aynı zamanda gün içerisinde aktif olarak kullanılmasıyla beraber hem daha bilinçli bir yaşam hem de daha güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurulma şansının artması anlamına geliyor. Peki nedir eleştirel düşünme? Eleştiri dediğimizde kafalar biraz karışıyor. O zaman ilk olarak şuradan başlayalım. Eleştirel düşünme dediğimiz durum birilerinin yaşam tarzı ya da e, onların duruşu, biçimiyle ilgili yorumlarda bulunma, onların yaşamını değiştirmeye odaklı olmak gibi bir şey değil. E, dış müdahale ile ilgili bir şey değil bu. Hatta bununla hiç hiç ilgisi olmayan bir durum. Yani bu biraz önce saydığım şeylerden çok daha farklı bir düşünme biçimi. Eleştirel düşünce bir başkasının tercih, yorum, düşünce ve yaklaşımlarını kabul etmeden önce onlardan bahsettikleri durumla ilgili düşüncelerini ya da yaklaşımlarını destekleyen kanıtlar istemekten oluşuyor. Bu ikili ilişkilerde biz bunu şimdi birazdan farklı bir süreç içerisinde değerlendireceğiz. Yani birisi size bir şey söylediğinde, onun gerçekliğiyle ilgili somut örnekler istemek, aramaktan, bulmaktan oluşuyor. Ve bunu da bir süreç içerisinde yapılabiliyor. Bu belli aşamaları var. Birazdan onlara değineceğim. Hatta kişinin kendi düşünceleri ile ilgili de bu kanıtları bulması gerekiyor. Yani siz bir şey düşünüyor, inanıyor olabilirsiniz ama onun gerçekliğini somut halde e, hayatınızda e, bir şekilde örnekliyor olmanız ve bunun üzerinden bir karar alma süreci aslında eleştirel düşünme. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz bir konu düşünce, yorum ya da bakış açısıyla ilgili. Gerek kendimize ait olsun, gerek başka bir insana ait olsun, onu kabul etmeden, onunla ilgili bir karara varmadan önce, onun gerçekliğini somut örneklerle bulan, araştıran ve etrafındaki e, diğer koşulların ve etmenlerin farkında olan ve onları destekleyen, yani o düşünceyi e, olumlu ya da olumsuz anlamda destekleyen olumsuz anlamda destekleyen olmaz e, aksini destekleyen e, kanıt sağlama durumuna bu sürece eleştirel düşünmenin temelini oluşturuyor diyebiliriz. Bunu yaşamın e, bir kere pratik haline getirdiğimizde oturup böyle uzun uzun analizlere falan gerek kalmadan daha pratik tık 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 hani bir olay örgüsü şeklinde e, farklı açılarda hayatımıza yer ediyor ve Bizim aslında her yaştan bireyin çocuklarda dahil olmak üzere, yetişkinlerde dahil olmak üzere her yaştan bireyin hayatını daha sağlıklı, daha kolay, daha elle tutulur bir şekilde yaşamasına yardımcı oluyor. Şimdi buradan yola çıkarak eleştirel düşüncelerin aşamalarına geçmek istiyorum. Bu aşamaları bir örnek üzerinden açıklayıp Sonra ergenlere bu düşünce becerisini hani biz verirken e, aktarırken aile içerisinde acaba e, nasıl bir yol izliyoruz da bu düşünme becerisinden daha uzak bir yerde e, kurallar ve bir katılık içerisinde hissediyorlar kendilerini e, bir şekilde aileye e, öfkeli oluyorlar uzaklaşmayı tercih ediyorlar hani. Anne ve babalar bu kadar iyi niyetliyken, çocuklarını çok severken, çocuklar da anne babalarını severken acaba bu düşünce aktarma ya da olayları değerlendirmeyi aktarma sırasında iletişimde ya da düşünme tarzında bir ufak e, hatalar yapıp büyük sonuçlar alıyor olabilir miyiz? Yani işte öfkelere tartışmalara neden olabiliyor muyuz? Olabilirsek de bunlar nelerden ve hangi üsluplardan düşüncelerin nasıl aktarılmasından kaynaklanıyor? Bu örneğin üzerinden onları da e, bir parça e, incelemeyi planlıyorum. Şimdi başa dönelim biz yani başa dediğim eleştirel düşünmenin aşamalarına geri dönelim buraya kadar bir parantez açtıktan sonra. İlk başta tanımlama var, kavrama var daha sonra. Bunların hepsini konuşacağız örneklerle. Daha sonra analiz etme var ve devamında değerlendirme, sentezleme ve karar verme. Tabii ki bunları aklınızda tutmanız mümkün değil ya da ezberlemek ya da hani bunları bilince olmuyor bu iş. Bu bir bütünün parçaları bunlar ama zihinlerinizde birer pencere olması için bunları da tek tek sayma gereği duydum. Tüm bunlar bir olay ya da durum karşısında güçlü bireyin kendiliğinden işleyen zihinsel süreçleri aslında. Bu anlamda bu konuda ne kadar çok Pratik yapılırsa yayının başında söylediğim gibi ve değerlendirmeler ve mantıklı bulgularla yola devam etme alışkanlığı ne kadar çok geliştirilirse, ergenlere de bu ne kadar olumlu ve yapıcı bir şekilde benimsetilebilirse, düşünce tarzında bu normal ve kullanıma her zaman alışkanlık haline gelmiş bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda çok değerli buluyorum ben eleştirel düşünmeyi. Eleştirel düşünme aslında hayatımızı her zaman, her anlamda belli ölçülerde kullandığımız ama belli bir yerden sonra böyle takıldığı noktalar olabiliyor insanın zihin yapısının. Zaten hani bu bir yerde bana göre bu düşünme tarzları e, ve düşünme biçimi yapısı olaylara yaklaşım e, çocuklarda ve gençlerde büyük oranda ebeveyn yaklaşımlarından ve ebeveynin e, aktarımından etkilenerek e, şekilleniyor. Hatta çoğu zaman hiç farkında olmadan birebir bir özümseme olabiliyor ve bunu da ee, siz eğer ki böyle bir şey e, özümsemişseniz ve şu ana kadar farkında değilseniz ya da e, ben bunu farkındayım ama çocuğuma bunu nasıl aktaracağım gibi bir düşünce içerisindeyseniz işte tam burada o aşamaları incelerken biraz önce saydım orada e, takılan noktalarında farkına varacaksınız zaten. Şimdi eleştirel düşünme tarzında olduğunuzda biraz önce sıraladığım maddelerin başında gelen Tanımlama ile işe başlamak gerekiyor. Bu aslında biraz böyle farkındalık ve kabul etme ile ilgili bir süreç. Örneğin gençlerin dünyasından e, bir örnekle devam edelim. Bu sınavdan düşük not aldım. Ya da bu sene sınava gireceğim. O anda yaşanılan, içinde bulunan e, süreci anlatıyor. Bu aşamada birey yaşadığı durumun, içinde bulunduğu durumun tam olarak ne olduğunun açık ve net olarak farkındadır. Burada benim en çok karıştığını gördüğüm durum şu oluyor. İstekler, talepler, düşünceler, yargılarla olayın kendi gerçekliği arasında ayrım yapmak zorlaşıyor. Yani Diyelim ergen sınava girecek. Ben çok iyi bir okul kazanmalıyım. Bu içinde bulunduğu durumu tanımlıyormuş gibi düşünüyor. Aslında çok iyi bir okul kazanmak ve bu psikolojiyle yani ben bu sene LGS'ye gireceğim ya da üniversite sınavına gireceğim farkındalığı içinde olmak yerine çok iyi bir okul kazanmalıyım diye süreci tanımlamak e, ya da bu şekilde yaklaşmak ya da hani basitçe sınava gireceğim kısmını söylemeyi atlamak e, işleri oldukça çok karıştırıyor. Yani bu cümle aslında hani çok iyi bir okul kazanmalıyım bir koşul ve şart bildiriyor. Benzer şekilde mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacağım. Ben işte Galatasaray Lisesi'ni kazanacağım. Ben Alman Lisesi'ni kazanacağım başka başka yabancı okullar yani böyle bir hani etiketle e, bir şeyle ilerlemek e, bunlar da daha çok istekleri belirtiyor ve e, ya da işte Galatasaray Lisesi için sınava giriyorum. Hayır, e, sınava girip girmemek bir tercih değil, sınava girmek bir zorunluluk ya da işte Boğaziçi Üniversitesi için sınava giriyorum. Yani bu 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 düşünceler çok yaygın olarak söyleniyor ve ifade ediliyor ve ondan sonra zaten duygu dünyası da iç dünyada epey karışıyor. O anlamda burada ilk başta basit bir şekilde bunu ifade etmek daha kolay ve rahat bir algı yaratıyor. Benzer bir şekilde. Mesela işte e, sınavdan düşük not aldım tanımlaması doğru iken e, sınavdan düşük bir not aldım berbat bir öğrenciyim ya da e, sınavdan düşük not aldığı için ben berbat bir öğrenciyim tanımlaması durumu analiz etmiyor aslında e, gerçek olan tek bir şey var sınavdan düşük not almış olmak berbat olmak bir yorum e, yani. Bu kişi kendi kendine yapmaya o kadar eğilimli oluyor ki çoğu zaman farkında olmuyor. Bu anlamda tanımla dediğimizin içinde herhangi bir yorum, istek, talep olmadan sadece durumu anlatmak ya da çok basit aslında. Hani şunun gibi çay kaynadı, yemek pişti, çocuk doğdu. Basit, yalın ifadeler. Yani hani biz çocuğun doğumuna bile çocuk doğdu, bebek doğdu ya da doğum gerçekleşti demiyoruz. Yani aslında olan şey doğumun gerçekleşmiş olmasıdır. Ben de yanlış söyledim. Ama biz onu çocuk doğdu e, diyebiliyoruz. Hatta bunu birazcık daha işe götürüp işte aslan parçası dünyaya geldi. Şey, koçum değil, ne erkek çocuk olunca ne söyleniyorsa artık hani e, böyle bir de anlam yükleyerek onu farklı bir yere harbuki olan tek şey doğumun gerçekleşmiş olmasıdır. Ve bu zihin bunu görüp bunu fark ettiğinde daha farklı bir e, yaklaşım içerisine girer. Düşünce diğerine odaklandığında ya da işte ah oğlum olmadı kızım oldu gibi bir şeye girdiğinde daha farklı bir yaklaşım içerisine girer. Bu anlamda tanımlamak çok önemli. Burada neden yorumlar giriyor biliyor musunuz? Özellikle de bir olumsuz bir şey olduğunda ya da kaygılı stresli yüksek bir durum olduğunda insan zihni otomatik olarak yapısıyla her zaman için daha böyle olumsuz düşünce ve korkulu endişeli düşünceler üretmeye eğilimli. Bu nedenle hani oradaki aslında yargının ve düşüncenin işte tam eleştirel düşünme ne değildir kısmında hani bu değildir dediğimiz yerde bunlar ortaya çıkıyor ve bu yanın kontrol edilmesi gerekiyor. Peki devam edelim. Eleştiren düşünceyi kullanırken ikinci aşama yaşam üzerindeki etkisinin farkına varmaktır. İşte tam burada o yorumlu kısım giriyor devreye gerçek etkilerde. Aynı örneklerden devam edelim. Sınavdan düşük not alan öğrenci için Sınavdan düşük not alınca kendimi berbat hissettim. Sanki çok kötü bir öğrenciymişim gibi düşündüm ve bundan dolayı da öfkelendim ve ters davranmaya başladığımı fark ettim gibi. Ya da bundan dolayı kendimi beceriksiz, yeteneksiz hissederek başaramayacağımı düşünüp ders çalışmaktan tamamen uzaklaştım, bıktım artık bu derslerden gibi. Bu Kişinin olayla ilgili etkilendiği yanları görmesi ve kavraması süreci aslında. Aynı zamanda şu da gerçek kavramaya girer. Sınavdan düşük not almak somut olarak ortalamamı düşürüyor. Evet şimdi sınavdan düşük not aldım. Bunun bir somut sonucu var. Ortalamamı düşürüyor. Ya da işte dersi geçemiyorum. E, ve bu aynı zamanda benim ailemin ve öğretmenimin beklentisini karşılamıyor. İş bu olunca bu da aramızda bir gerilim ve kopukluk doğmasına neden oluyor. Ya da sınavlardan düşük notlar almam daha çok çalışmam gerektiğini gösteriyor. Bu da kavrama ile ilgili bir örnek. Yani e, durum kavranıyor. Durumun etkisi artık burada ilk önce bir tanımladık biz durumu sınavdan düşük not aldı. Ya da işte birazdan LGS ile ya da üniversite sınıfıyla da ilgili süreçte bir örnek verelim. Ve ondan sonra onun kendisini, onu nasıl hissettirdiğini fark etti ve ilişkilerine ne? Yani bu durum yavaş yavaş kavranıyor. Sınavdan düşük not almak ne oldu? Ama işte biz bunları aile içerisindeki süreçlerde atlıyoruz buraları. Direkt sonuca gidiyoruz. Zaman kısıtlı ya her şeyi alelacele yapmalıyız. Hmm. Şimdi benzer şekilde lise giriş sınavına girecek olan öğrenci için de e, mesela şöyle bir kavrayış gerçekleşebilir. Bu sene lise giriş sınavına ya da üniversite sınavına gireceğim. E, bu ben de kavruyorum şimdi ben durumu. Yani öğrenci benim diyeyim ki kavruyorum düşünüyorum. Bu ben de birazcık böyle bir heyecan yaratıyor. Acaba sonucu ne olacak filan gibi macera duygusu da uyandırıyor. Ee, ama aynı zamanda beni biraz da strese sokuyor galiba ya filan dediğimde artık olay kavranmaya başlıyor. İşte bu yüzden duyguları e, en az olaylar ve olması gerekenler kadar konuşmak değerli ve önemli. Bu kavrama şöyle de olabilir işte bu sene sınava girecek olmam e, beni heyecanlandırıyor, geriyor, korkutuyor. Ha Bu benim davranışlarıma da yansıyor. Hala kavrama aşamasında ya da üniversite sınavına gireceğim ve bu benim bu seneki hayatımda bir bir kısıtlıyor bu beni ya falan gibi e, bu da olayın durumun yaşam üzerindeki etkisini kavramaya yönelik. Ama bir aile mesela bunda hani e, sen sınava gireceksin bu yıl biraz hayatın e, kısıtlanacak ya da işte bu yıl birazcık e, zor geçecek falan demek. Ee, çok mümkün olmuyor galiba. Birazdan onların yerine neler söyleniyor. Yani düşünsenize hani böyle mi gidiyor işte sınava girecek olman sende de ne hissettiriyor? İşte sana ne hissettiriyor? Ne düşünüyorsun bu konu üzerinde filan diye kaç? E, ne kadar e, gençlerle bu tarz bir iletişim kuruyoruz ya da buna bu iletişimi kurmaya zaman bulabiliyoruz? Hmm, bulabilir miyiz acaba? Bir de bunu düşünmek lazım. Şimdi bu kavrama olayını geçtikten sonra üçüncü aşamada ise analiz etme giriyor. Bu aşamada iyi ve kötü arasındaki ayrımlar başlıyor artık. Şimdi olay kavrandı, sınav var. Bu beni böyle hissettiriyor, böyle oluyor. Muhtemelen şöyle yapılıyor bu ayrım. O stresle beraber sınavlar çok kötü, dersler çok sıkıcı, ders çalışmak çok kısıtlayıcı. Üf, bıktım bu okuldan öğretmenden ya arkadaşlarla takılmak çok eğlenceli. Sabahları geç kalkmak, saatlerce uyumak gibisi yok. Yani iyiler ve kötüler sağ ve sola ayrışmaya başladı. Ee, ya da işte sınavdan düşük not almak da farklı iyi ve kötüler ortaya çıkarabilir. Zaten o iyi ve kötüleri kapılındığı için de birazcık düşük not alınmış olabilir. İşin bu kısmı tam burada işte değil mi? Hani Evde çatışmaların başladığı nokta burada ebeveyn ve çocuk arasındaki çatışmaların büyük bir parçası buradaki iyi ve kötüler arasında bir tartışma olduğunda. Mesela işte çocuk ergen için arkadaşlarıyla ya da eğlenceli aktivitelerle vakit geçirmek iyiyken anne ve babalar için ders çalışmak iyi oluyor. Şimdi iyi ve kötünün savaşına tanık oluyoruz bunları dinlediğimizde. Şimdi burada tam ebeveynin şurada olması gerekiyor ders çalışmak istemeyen uyumak isteyen yani kaytaran çocuğa ders çalışması için ee baskı kuruyor ebeveyn zorluyor ya da şart ve kural getiriyor yani şöyle mesela ikna yolu bak iki saat çalış iki saat sonra şunu yaparsın falan gibi. İşte böyle bir müdahale ergenin de çocuğun da eleştirel düşünme becerisini aslında orada engelliyor. Şimdi biz e, kavradık yani ilk önce tanımlandı olay, kavrandı, analiz edildi, iyi ve kötü konusunda ayrım yaşandı. Ama burada ergenin dünyasından gidelim, o iyi'nin ve kötü'nün o anda ne olduğunu fark etti. E, buradayken de bir adım ileriye geçmek gerekiyor artık. Çünkü belki farkında yani bu hani orada bir e, adım ileriye geçmek aslında beraber geçebilirseniz o adımı zorlama ve dayatma olmadan konuşarak e, çok daha rahat bir iletişim tarzını da oturtuyor olacaksınız. Burada e, iyi ve kötünün daha çok faydaya değil de e, daha yani Hmm, şöyle, iyi daha fazla böyle zevk veren, keyfe sebep, yani keyfe ortam hazırlayan, e, o anda insanın neşeli, mutlu hissettiren şeylerken, kötüler ise böyle daha faydalı gözüken e, ve o dönemde bir sıkıntı yaratan e, durumları işaret ediyor. E, ve evet, yani bu bir gerçek, hepimiz için böyle. Arkadaşlarla vakit geçirmek çoğu zaman ders çalışmaktan daha iyidir. Arkadaşlarla gülp, oylanmak, birlikte olmak, çoğu zaman iş yerinde zaman öldürmekten ya da ona zaman ayırmaktan o an için daha eğlenceli ve keyiflidir. Ve evet, sabahın köründe alarmla yataktan çıkmaktan hani yatakta bir keyif yapmak, daha böyle işte geniş zamanlarda yaşamak daha güzeldir. Hadi yani bu bir bizim hepimizin düşünceleri aslında hepimizin e, sizin de içinizde var bunlar bunlar hiç yokmuş gibi çocuğa e, böyle e, direktif halinde hayır bunu yapmayacaksın bu iyi diye. Bro, bro. gerçek değil ki içinizdeki ile örtüşüyor mu yani siz gerçekten hani sadece çalışmanın her şeyden daha iyi olduğunu ve daha eğlenceli daha keyifli olduğunu mu düşünüyorsunuz? E, bu, bu burada bir hani ilk önce kendimize fark edip sonra çocukla da buradan yola devam etmek gerekiyor. Çünkü evet yani ötekiler daha iyi gözüküyor o sırada. Buradaki, peki nereden gitmek lazım? Şimdi e, şunu fark ettim. Ne oluyor da bizi o yataktan çıkıyoruz. Arkadaşla buluşmak yerine işle ilgili ya da evle ilgili sorumluluğa yöneliyoruz da. Gençler neden diğerine yönelmeyi seçiyorlar? Burada neyi göremiyor ya da neyi fark edemiyor? Evet, şimdi tam burada eleştirel düşünmenin diğer aşamasına geçiyoruz. Ki bu herhangi bir süreçte düşüncede de geçilmesi gereken bir aşama. Buraya kadar eleştirel, yani iyinin ve kötünün ötesine geçebilmek... Burada biz buraya gelene kadar e, tanımladık, durumun gerçeğinin ne olduğunu söyledik, yaşam üzerindeki etkisini kavradık, analiz ettik, iyi ve kötü yanlarını açıkça gördük o anda hayatımızla ilgili ve bu kısımlarda durduk. Şimdi artık değerlendirme aşamasına geçeceğiz. Değerlendirme iyi ve kötünün bir adım ötesine gidebilmek, bir üst seviyeye çıkabilmek. Evet iyi ve kötüler var o anda iyi görünen ya yani o anda o bilinç seviyesinde iyi görünen keyif verenler mutlu edenler var bir de Kötü olanlar böyle acı, tatsız, keyifsiz, sıkıcı, berbat hissettiren şeyler var. Ama bunun bir adım ötesinde ve bir üst daha geniş perspektifte e, farklı bir gerçeklik, farklı bir uzam bir boyut var. E, orayı görebilmek gerekiyor. Mesela e, nedir sınava girecekler örneğinden bu. Bu sene sınava gireceğim. Bunun için çalışmam gerekiyor. Ve bu arkadaşlarımla birlikte geçireceğim vakti kısıtladığı için kötü ve sıkıcı bir şey. Ama cümlenin orasını ama ile devam ettirebilmek. Orada tam ama giriyor devreye. Bu Burası o kadar önemli ki yani e, onların kendi iyiliği ve güzelliği için onun seçebilmeleri için o kadar önemli ki işte bu üst gerçeklikle buluştuğunda yanıt verilmesi gereken soru şu oluyor. Bu sene arkadaşlarımla daha çok eğlenceli vakit geçirdiğimde, yani ders çalışmaktan daha çok eğlenceli vakit geçirdiğimde, yani iyi olanı seçtiğimde, şu anda bana iyi görünen, güzel görüneni seçtiğimde, sınavdan sonra sonucum nasıl olur acaba? Ve bu bana kendimi nasıl hissettirir? Yani orada o gencin e, bu sorunun yanıtını arayarak bir 3 ay sonra 6 ay sonraki gelecek vizyonunu o andaki seçimleriyle gelecekte yaratacak olduğu şeyin ne olduğunun farkına varması gerekiyor. Sanırım şimdi bu burası da atlanıyor aile içinde. E, bu da bu şekilde gitmiyor. Yani genç orada onu fark edemiyor. Ne yapılıyor söyleyeceğim sanırım dürüstçe yanıt veren her ergen cümleyi ama ile bağladığında yani bunu düşündüğünde şimdi arkadaşlarımla birlikte olursam gelecek zaman sınav geçtiğinde ben o zaman şurada bunu bir tasarlayıp gördüğünde e, galiba diyorum ki hani ee, dürüst ve samimi çocuklar şunu çok rahat söyleyeceklerdir. Bu sene sınava gireceğim bunun için çalışmam gerekiyor ve bu arkadaşlarımla birlikte geçireceğim ya da yaptığım diğer şeylerden beni birazcık rahatsız edici bir süreç bu kısıtlayacak kötü ve sıkıcı evet çok da eğlenceli değil ama bu sıkışıklık benim gelecekte daha iyi hissetmemi sağlayacak bir süreç çünkü o zaman benim bir başarılı hissetme ihtimalim daha yüksek ee, işte e, belki de hayalini kurduğum okulda olma ihtimalim daha yüksek. Bunları bugün yaptığımda e, sağlıyor olacağım. Hmm. Bu buraya bu noktaya doğru inerleyecektir. Ama iş burada da bitmiyor. Eleştirel düşünme tarzını kullandığımızda aslında işin eğlenceli kısmı bundan sonra başlıyor. Şimdi buraya kadar gerçekliği analiz ettik. Eleştirel düşünme tarzını kullandığımızda buraya kadar durumu olayı kavradık fark ettik olması gereken ne olduğunu konuştuk bundan bir sonraki adım sonuç aşaması yani sentezleme kısmı şimdi burada gerçekliğin içine o iyi ve keyifli olanı yerleştirebilirse zihin o zaman motivasyon da daha yüksek olur çalışma disiplini azmi başarısı da daha yüksek olur bunu da yine aslında bir şekilde ergenin kendisinin yapabilmesi ya da basit yönlendirmelerle ona bu yolun gösterilmesi çok anlamlı ve değerli. Hani bir yerde, bir yerde burada ne var? Bir yerde arkadaşlar var, keyif var, sosyal medya var, belki PlayStation var, belki işte yani o oyun konsolları, cep telefonları var yani bir şeyler var. Çok keyif veren, ders çalışmaktan daha çekici ve cazip olan bir şeyler var. Ee, bir de yani bu böyle bir sepette bunlar duruyor. Bir de e, olması gereken ve gelecekle ilgili olan ama bugün yapılması gereken bazı sorumluluk ve zorunluluklar var. Şimdi bu ikisi ne kadar bir araya getirilebilir ve bugünkü yaşamın içerisine sindirilebilirse yani bu anlamda ne kadar özgün bir tarz yaratılabilirse o kadar verimli sonuç alabilinir. Ee, şimdi burada yani örnekten devam edersek hem sınava hazırlanmak hem arkadaşlarla vakit geçirmek ikisini birleştirecek bir yol bulunduğunda sentezlemeyi ortaya çıkarmış olacak. Mesela düzenli yani şimdi arkadaşlarla zaman geçirebilmek için hani bu bilince geldiysem artık ben bir vicdan rahatlığı lazım bana. Bunun için de e, benim düzenli çalışmam gerekiyor. Ee, düzenli çalışmak için de işte bir program yaparsam ve disiplinli olursam e, galiba bana bundan bir zaman kalır yani hani evet zaten bu yıl sıkıcı olacak ama arkadaşlar ve sevdiğim diğer şeylerde bir zaman kalabilecek gibi duruyor e, ve bunu yapabilirsem çok iyi gibi bir düşünceye girip de bunu yaptığında ve bunu bulduktan sonra bunun olanı hayata geçirme yolunda kendisi yaptığında ee, hem yaptığı işin değeri artacak hem motivasyon daha yüksek olacak. Ve o bu şekilde bir karar almış olduğu için onun kararlılığını da benimset, yani besleyecek, yükseltecek, arttıracak bir şey. Şimdi örnek üzerinden buraya kadar geldik. Tamam hani e, bu bu şekilde anlatmayı tercih ettim. Çünkü ilk önce hani o gidiş süreç olumlu olan süreç nasıl bir onu görelim. İsterseniz başa alıp dinleyip yeniden e, kendinizde bir analiz edin. Belki daha farklı şeyler olabilir diye. Ama e, şimdi birazcık da olumsuza bakalım. E, ailelerde bu süreç nasıl izliyor? Sanırım e, çoğu ebeveyn süreci... Birlikte ilerletmeyi seçmiyor bu şekilde. Hani çocuğun orada diyor ya zamanlarımız çok kısıtlı ve her şeyin bir anda çocuğa aktarılmasını istiyoruz. Onların büyümesi için de belki biraz hem heyecanlı da olabiliriz merak içinde. Ya da çok gerçekten hani hayatın koşulları içinde zaman ayıramayacağımızı düşünüyor olabiliriz. Ama şimdi beraber düşünmeden hareket edip dışarıdan bilgiyi ve bir şekilde bunu hani direktif ol gibi verdiğimizde ya da zorunluluk gibi kendisinin keşfedip kabul etmesine izin vermeden ilerlediğimizde o içselleşmediği için aslında o gün belki o konuşmaya ayıracak 5 dakikanız olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o konuşmaya o gün yarım saat ayırdığınızda gelecekteki o konuşmaları tekrarlama ve farklı sorunlarla uğraşma ee, olasılıklarını kapatmış oluyorsunuz en aza indirmiş oluyorsunuz bu anlamda hani e, bunu böyle yap şöyle yap şimdi birazdan vereceğim örneklerini onları söylemeden önce oturup o iletişimi karşılıklı kurabilmek çok önemli peki nasıl geçiyor evlerde bu sınav konuşmaları onlara bakalım mı mesela çocuk işte ne dedik biz ilk başta verdiğimiz örnek şuydu e, bu sene sınava gireceğim <laughs> ya bu sene üniversite sınavına gireceğim ya da e, bu sene e, LGS'ye gireceğim işte e, ama ebeveyn şöyle diyor. Bu yıl sınava gireceksin. Çalışmazsan başaramazsın. Ya da bu yıl sınava gireceksin. Derslerine odaklanman gerekiyor. Yani bu burada da hani derslerine odak, sınava gire <laughs> şimdi bu yıl sınava gire gireceksin. Arkadaşlarını unutsan, dışarı çıkmayı unutsan sen şu elindeki telefonu unut bakalım onunla ilgilenemeyeceksin. Şimdi evet ne kadar öz ve haf gibi bir bilgi değil mi? Yani çocuk sınava girecek. Evet hani neredeyiz biz daha eleştirel düşünmenin başındayız. Ama bunu söylerken o kavramayı geçtik, e, analizi geçtik ve direkt hani şeye geldik. Bu e, en son aşama neydi? Ben de esmeri bilmiyorum. Bakalım neymiş en son aşama? ya son değil. Ha, e, olayı tanımladık sınava göreceksin diye. Çocuğun kavrama aşamasını geçtik. Analiz etme kısmını geçtik. Biz direkt değerlendirmeye geldik ve o telefonu unutsan. O arkadaşlar unutsan. Çocuğun duyguları, düşünceleri o havada kaldı. Dolmadı o ara zaten. Ne olduğunu anlayamadı ki. Ee, yani anlayamıyor farkında değil ilk önce bunu bir hani bu sadece sınavda değil genel konuşma üslubundaki bu tarz buna neden oluyor şimdi e, bunlar söylenince ne oluyor ergenin yüzünde böyle hafif bir ekşime bir asıl mı bir rahatsızlık daha yeni hayatta inanmaya başladık başımıza gelene bak der gibi isyankar bir ifade ve tabi bu isyanın da karşılığı direkt anne ve baba oluyor çünkü anne ve baba söylüyor sanki orada da üzerinize şöyle bir sorumluluk alıyorsunuz yani sen o telefonu unut işte sokağa çıkmayı unut arkadaşlarını unut dediğinizde aslında hani bunları kısıtlayan ve kuralları koyan kişi olarak düşman rolüne de giriyorsunuz hani burada birazcık faydacı yaklaşım ben bir ergenin karşısında o girmek istemem şahsen. Yani o kadar güçlü, cıvıl cıvıl daha yeni açılacak bir enerjiye böyle yaklaşmayı, onun gözünde bu konumda olmayı çok istemem. Bir de şu açıdan düşünün. 8. sınıftaki ya da 12. sınıftaki bir genç sınava girmenin ne demek olduğunu biliyordur değil mi? Hani o zamana kadar birçok kere sınava girmiş ve neyin, nasıl, ne zaman, hangi sonucu verdiğini Fark etmiştir. Ee, yani ders çalışması gerektiğini biliyordur. Sınavda nasıl başarılı olunacağını ya da nasıl başarısız olunduğunu biliyordur. Bu konuşmalar böyle de kalmıyor. Şimdi e, süreç başlıyor ve devam ediyor. Yani birçok yerde hani o iyi ile kötü de e, çocuk hani arkadaşlarla çalışmak iyi ya da işte eğlenceli, keyif veren bir şey. Arkadaşlarla görüşmek, çalışmak demişim. E, ders çalışmak sıkıcı diye düşünürken... E, Şimdi ebeveyn aslında gelecek vizyonlu yani o gün sıkıcı gibi gözüken o aktiviteyi yaptığında gelecekte rahat etme edebileceğini anlatırken, anlatmak isterken buna çabalarken o duygu yoğunluğu ya da telaş içerisinde şöyle söylüyor işte arkadaşların senin hani öyle bir anlatıyor öyle bir ifade ediyor ki durumu işte ders çalışacaksın işte çalışmalısın çalışkan olmalısın şöyle başarmalısın hani onlar iyiler. Ve e, diğerleri kötü şeyler olarak çıkıyor. Oysa çocuğun zihninde bambaşka bir tablo var o sırada. Ebeveyn hop diye koptu buradan. E, bu iyi ve kötü orada çok detaylı konuştuk. Şimdi bir yerde de artık bu iyi ve kötünün çeldirici olduğunu da fark etmişizdir herhalde, değil mi? Hani e, iyi, ona o sırada iyi gözüken şeyler aslında onun gelecek vizyonundan. Evet, hepimiz farkındayız yetişkin olarak gelecek vizyonundan çalan şeyler. Ama bir şekilde oraya doğru gidiyor. Dikkat dağılıyor arada bu uzun bir süreç. Yani e, normal sınav bile olsa iki haftalık bir süreçte çalışıyor diyelim ki. Arada dikkat dağılıyor. Odak kayıyor. E, yani bu sefer de ortaya. Şimdi orada yine ne olduğunu e, <laughs> görmesini sağlamaktan çok. E, şimdi ebeveyn yine yardımcı yaşamla ilgili kopya veriyor aslında çocuğuna. Diyor ki. E ee, pişman olacaksın. Bugün bunu yaptığında pişman olacaksın. Bak, böyle yapıyorsun, başaramayacaksın. Kazanamayacaksın. Seneye görürsün sen şimdi geziyorsun, eğleniyorsun ama seneye görürsün sen. Hadi bakalım, açıkta kalacaksın. Bak, bu gidişle sınıfta kalacaksın. Seneye bu zamanlar çok pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Bunlarda da böyle hani aslında ebeveyn şu iyi niyetle şunu söylemeye çalışıyor ben onu görüyorum. Bak çocuğum şu anda bu dersine çalışmıyorsun. Bu derslerine çalışmadığın için e, sınavda başarılı olma ihtimalini düşürüyorsun ve seneye hani bu zaman geçtikten sonra bunun tekrarı yok. E, o yüzden. O anda e, gelsene ya bu zamanlarda keşke bunu yapmamış olsaydım deyip daha iyi bir tercihte bulunmak istemiş olacaksın gibi bir yaklaşım aslında bunu anlatmak istiyor çocuğuna ama zaman ve sabır o kadar az hani e, ya da bir telaş o kadar fazla ki işte e, pişman olacaksın. Hayatla ilgili kopya verildi ama çocuk o hayatla ilgili aldığı kopyanın yarattığı korkunun etkisinden dolayı mıhlanıp kaldı iyice umutsuzlaştı. Bunun yerine ne yapabiliriz? Hani daha pozitif bir yaklaşım için diyelim, daha yapıcı diyelim, pozitif değil aslında yapıcı bir yaklaşım. O odağı kaymış olan çocuğa birkaç soru yöneltip hatırlamasını sağlamak sanki daha işe yarar gibi duruyor. Yani tabii soru şöyle olmamalı. Seneye pişman olduğunda ne düşüneceksin? <laughs> Yani e, hani bak seneye pişman olacaksın demenin e, katmerlisi bu kayıptısın soruyorum sana şu anda. Yani zaten pişman olacaksın o zaman ne düşüneceksin? Bunun yerine şimdi e, şunu e, yani şu tarz sorularla o, o dağı kayan çocuğa yaklaşmak daha anlamlı gibi. Şu anda önceliğini eğlenmeye vermek sence sınav sonucuna nasıl bir etki yapar? Ya bu kadar uzun sormanıza da gerek yok. Hani ben açılması e, açıklanı açıklamalı bir kasma olsun diye böyle söyledim ama e, ya şu anda bu yaptığın sence hani sınavdan sonra nasıl bir faydası var sana? Ya yani bu, bu, bir fayda mı? Hani iyi ve kötüye geçtik bu fayda ve zarar mı? Orada durmak. Ya da e, bugün ders çalışma programını uygulasan akşam uyumadan önce kendini nasıl hissedersin? Uygulamazsan nasıl hissedersin? Şimdi burada gözetilmesi gereken ya yani benzer sorular da olabilir. İlk başta bu soruları sormak böyle size birazcık garip gibi geliyor olabilir. Hani sanki çok uzatılıyormuş gibi ama aslında öyle değil. Yani o duygu ve karmaşa içerisindeki olan kişinin... bu ergen de olsa, çocuk da olsa, yetişkin de olsa bu tür sade ve basit kelimelerin ve olayı anlatan şeyleri zihninin dinlemesine ihtiyacı var. Ee, ...ve hani ona böyle basit, onun bildiğin düşündüğünüz şeyleri orada bir yerde hatırlatarak soruyu sormak yapıcı bir etkisi oluyor. Ee, burada farkında olmanız gereken durum yönelttiğiniz soru içinde böyle bir suçlayıcı, korkutucu bir ifade içermekten ya da yargı bulundurmaktan çok onun zihinsel sürecini harekete geçirip idrakını güçlendirmesini sağlamalıdır. Yani fark ettirmeli ona. Hani ilk başta verdiğim örnek gibi seneye pişman olduğunda ne düşüneceksin <laughs> <laughs> yani bu hani buna benzer ya da işte e, sınavdan kaldığın zaman o zaman ne yapıyor olacaksın diye sormak hani burada çocuğu zaten direkt yargılayıp e, bir şekilde e, eleştirel düşünmeye uymayan bir şekilde eleştirmiş ve e, bir sonuca hapsetmişsiniz ve onun içinden çıkacak olan. Şimdi burada şunu yani sınav ve bu tür uzun soluklu işler bu yaşlarda e, daha önce yapılmadığı için birazcık böyle e, dikkat dağınıklıkların odak kaymasının e, yaşanabildiği dönemler. İlk önce bunu e, böyle bir birazcık hani sevgi şefkatle kabul edelim. Sonra e, böyle bir karmaşanın aynı zamanda yani bu süreçte çocuğun aslında e, hayatın o hani gerçek ve e, acımasız olan yanlarıyla böyle daha da bir yakınlaştığını ve bir bilinmezlik içerisinde yani o geleceğin bilinmezliğine doğru bir tercih ve sorumluluk içerisine girdiğini bunları yaparken de kaygı düzeyinin yani endişelerinin stresinin yükseldiğinin farkında olmak ve bunların da çalışmasına ya da odağını korumasına engel olduğunun farkında olmak gerekiyor. Yani artık Olar e, şunu biliyorlar hani LGS'ye girerken o annenin e, korunaklı ve şefkatli sınırları dışında hayat akmaya başlıyor ya da işte okulun e, ve o öğretmenlerin dışında bir şeyler olmaya başlıyor tanıdığı bildiği çevrenin dışında bir şeyler oluyor ve o o çevreyi daha hiç tanımıyor o. O oradan gelecek olan soruları ya da o sistemin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. İlk önce e, biraz empati içerisinde bunun farkında olalım. Üniversite sınavına girecek olan kişi için ise artık e, hani oradaki seçim onun yetişkinlik döneminin çok belirgin bir parçasını oluşturacak. İşte gelirini, kariyerini belki kuracağı aileyi, belki yaşayacağı çevreyi, belki sosyal statüsünü yani her şeyini bu 12. sınıftaki çocuklarda bunun farkında ve artık hani ondan sonra dünyaya ve yaşama açılıyor. Ve burada birazcık ürkek kuş olmak, e, kanat çırparken bazen başının dönmesi ve işte tökezlemek falan normal şeyler. O yüzden e, onlar zaten bu sürece girdiklerinde hani Kırılmaya ve incinmeye açık olduklarının farkında olup bazı e, korku ve stres kaynaklı durumun içerisinde olduklarını da fark edip ona uygun sorularla yaklaşmak. Yani ne yapması gerektiğini söylemekten çok ona e, yapılması gereken şeyi yeniden hatırlatabilecek şeyler söylemek. E, daha yapıcı ve sizin de ona olan sevginizi daha akışkan bir şekilde göstermenize, engellere takılmadan göstermenize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. İletişim tarzınızı böyle eleştirel düşünme tarzı üzerine yerleştirebilirseniz ve bu tarzı kendi hayatınızda da bir yol gösterici olarak kullanabilirseniz çocuğunuzun sağlıklı düşünme ve karar alma mekanizmasını da güçlendirmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Yani bu aynı zamanda çocuğunuz herhangi bir düşünceye kapıldığında onu gerçeğe çekmenize de yardımcı olur. Mesela çok üzerinde durmadım ama sınavdan düşük not almış çocuğunuz evde berbat bir öğrenciyim diyerek geziyorsa ve o bunun psikolojisi duygusal etkisi altına girdiyse e ee, onun düşünme faaliyetinin şu anda nerede bir aksaklık olduğunu bilincindesiniz ve farkındasınız. Ee, bunu ona fark ettirmek çok basit artık sizin için. Sadece sınavdan düşük not aldığını onu ona bir şekilde ifade edip ya da hani berbat bir öğrenci tek bir sınavdan düşük not almak insanı berbat bir öğrenci yapar mı sorusunu sormak İlk başta itiraz etse de o içsel olarak onun yanıtını verecektir kendisine. Ee, ve onu gerçek gerçek yani gerçekliğin içine yeniden çekmiş olacaksınız. Çünkü o zihin onu almış götürüyor kaygı ve endişeyle. Bu anlamda bu yayını belki bir iki kere dinlemeniz, belki kendi hayatınıza da bu yayın üzerinden bir kendi düşüncelerinize, bakış açınıza bir perspektif tutmanız, ışık tutmanız ee, size iyi gelebilir. Devamında İlişkilerinize de iyi gelebilir ve ben e, bugünkü yayını eleştirel düşünmenin pratiğini yapmanız dileğiyle burada sonlandırıyorum. Daima hatırlayın yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.